Yanına da yoğurt alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Pirinçli ıspanak yemeği yapacağım. Onun için ıspanakları güzelce doğradım. 2-3 saat suda beklettim böyle. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. Toprağından arınana kadar. Dupduru suyu olacak hiç. Sirkeli suda beklettim. Dupduru suyu olana kadar yıkayacağız. Böyle şimdi bunu güzelce yıkayıp yemek yapacağım. Bakın beklettiğimiz için çamuru nasıl leğenin dibine toplaştı. Bekletmeseydik bu kadar güzel yıkanamazdı. Hep böyle ıspanağı bekletelim 2-3 saat suda, sirkeli suda. Yoksa bu çamurundan arındıramayız ne kadar yıkasak da. Şimdi hiç çamuru kalmayana kadar yıkıyoruz. Şimdi tenceremize 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Ocağımıza alıyorum. Yağ ısınırken bir tane orta boy soğanı yemeklik doğruyorum. Şimdi yağımızın içine alıyorum. Yağı güzelce soğanı kavuruyorum. Pembelişinceye kadar. Tuzunu koyuyorum. Soğanlar daha çabuk sotelensin diye. Üç dişte sarımsak var. Onu da doğruyorum. Ispanak sarımsaksız güzel olmaz. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı da domates salçası koyuyorum. Soğanlar sotelendi. Şimdi biraz da salçayla kavrulsun. Şimdi salçamız güzelce kavruldu. Soğanla birlikte sarımsakla. Bu ıspanağı düdüklüye aldım. Ben düdüklüde pişen yemekleri daha çok seviyorum. İsterseniz tencerede pişirebilirsiniz. Salçayı ıspanağın üzerine alıyorum bu sosu. Hemen düdüklüde 3 dakikada pişiveriyor. Yoksa normalde yarım saat sürüyor pişmesi. Dediğim gibi ocakla gazla alakası yok. Ben düdüklüde pişen yemekleri daha çok seviyorum. O yüzden düdüklüyü daha çok tercih ediyorum. Bir kasede kavrulmuş kıymamız var. Onu da koyuyorum ıspanakların üzerine. Kıymalı sevmeyen kıymasız yapabilir. Yarım çay bardağı pirincimiz var. Onu da koyuyorum üzerine. Hepsi bir güzelce kavruluyor. Bir çay kaşığı da pul biber, 1,5 çay kaşığı. Hepsini birlikte güzelce kavuruyorum. Ispanaklar sotelene kadar
Kapağını kapatmayacağım. Biraz da zeytinyağı koyuyorum. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyorum. Tuzunu koymuştuk. Her şeyi tamamdır. Şimdi bir güzel kavrulsun önce. Sonra kaynamış su koyacağım üzerine. Çok az. Kavrulmaya bırakıyorum. Şöyle iyice kavrulacak. Şimdi bakın şöyle iyice kavruldu. Çok az bir şey kaldı pişmesine. Şimdi tenceremizdeki yağı çalkalayıp içine bir su bardağı kadar su koyuyorum. Bakayım az geldiyse bir su bardağı daha koyacağım. Biraz daha koyalım. Kaynamış su bu. Bir su bardağı daha koydum. Ispanakların üzerine geçecek kadar su. Koydum. Kapağını kapatıyorum. Kaynayınca 3 dakika tutuyoruz, pişmiştir. Şimdi ıspanağımız pişti, havası da çıktı. Düdüklüyü açtım. Çok güzel pişmiş. Şöyle gösterebilirsem. Şimdi tencereye alıyorum. Bu tencerede zaten soğan kavurmuştum. Şöyle alıyorum. Ben sıyırırım bunu sonra. Bakın yemeğimiz çok güzel oldu. Bizlere afiyet olsun. Deneyeceklere de kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Daha güzel yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.